Günaydın çocuklar. İşte yine pazartesi. Özlediniz mi okulu? Öğretmenim, dalga mı geçiyorsunuz? Okul hiç özlenir mi? Bence özlenir. Ben sınıfımı, okulumu, arkadaşlarımı çok seviyorum. Seni gidi yağcı. Öğretmenim, bütün sınıflarda bir telaş. Herkes pikniğe gidecekmiş. Biz de gidecek miyiz? Çocuklar, daha pikniğe çok var. Hadi artık derse başlayalım. Yoksa bu dersi de kaynatacaksınız. Öğretmen amacımızı anlamış. Çocuklar, umarım Gizem'in performansına bakıp siz de bir şeyler yapmışsınızdır. Öğretmenim, hiç zannediyor musunuz ki benimkisi gibi olacağını? Neden Gizem'inki gibi oluyor da benimkisi gibi olmuyor? Benimkisi daha güzel olmuştu. Çocuklar, ben sizden geometrik cisimleri maket halinde hazırlamanızı istedim. Sen ise kağıda çizip getirmişsin. Hocam, ben de maket yaptım ama onu da kabul etmediniz. Ama sen de onu kartona yapıştırmamışsın. Koymuşsun maketleri bir foçete, öyle getirmişsin. Öğretmenim, hani biz sınıf başkanı seçecektik? Bu sınıfın zaten sınıf başkanı var. O da benim. Aa, sen sınıfın başkanı mıydın? Bak, unutmuşum. Evet, başkanıyım. Benden ne yapmamı istiyorsunuz? Evet çocuklar, Gizem haklı. 3 ayda bir başkan değiştirecektik. Aranızda karar verin. İsterseniz bu başkan devam etsin, isterseniz de yenisini seçelim. Hocam, biz memnunuz başkandan da siz hele bir o piknik meselesine gelin. Çocuklar, daha Nisan ayındayız, hava soğuk. Hele bir bekleyin, Mayıs gelsin, gideriz. Bak, görüyor musun? Yine ders yapmadan zil çaldı. Ne olacak şimdi? Öğretmenim, isterseniz teneffüse çıkmayız, dersinizi dinleriz. Sen kalıyorsan kal, ben daraldım. Bir kantine gideyim, bir lavaboya gideyim, bir hava alayım. Şimdi senin sınıf başkanlığına ne olacak? Hesap ettim de daha bitmesine var. Yok, bu Gizem taktı ya kafaya, muhakkak başkan olur. Ne yapıyorsunuz? Gizem sınıf başkanı olursa ben ona oy vereceğim. Çünkü her gün çikolata dağıtacakmış. Kızlar, geçen Instagram'dan bir çanta sipariş ettim. Öyle böyle değil, harika. Eve gelmesini bekliyorum. Ya, bir sürü mağaza var. Hiçbirini de beğenmedin de mi internetten beğendin? Yok, bu çanta yurt dışından geliyor. Büyük ihtimalle okulda bu çanta tek bende olacak. Belki çevredeki okullarda da yoktur. Ya, onu bunu boş verin de bizim sınıfta bir kız var. Sırf onun gıcıklığına başkanlığını bozmak istiyorum. Yoksa başkan olmakla işim yok ama. Hayırdır? Niye gıcık oldun o kıza? Normalde öğretmen hep benim ödevlerimi beğenirdi. Ama geçen de o kızın ödevini çok beğendi. Hatta tüm sınıfa da alkışlattırdı. Sen de mi alkışladın yoksa? Yok canım, öyle alkışlıyormuş gibi yaptım. Hiç alkışlar mıyım? Kızlar, biliyor musunuz? Gizem'in evine her gün her ders için özel öğretmen geliyormuş. O yüzden bu kadar başarılıymış. Ay, ben bir de evde öğretmeni hiç çekemem. Okulda görüyorum, yeter. Sınavdan 100 almayayım, 90 alayım, 80 alayım, 70 alayım, hadi olmadı 60 alayım. Gerçi 60'a da annem kızar ama. Oley oley, zil çaldı. En sevdiğim ders, resim dersine gireceğiz. Kızlar, bir dahaki teneffüste burada buluşuyoruz, tamam mı? Biz büyük ihtimalle blok ders yapacağız ama. Keşke sizin sınıfınızda olsaydım. Öyle daha kolay buluşurduk. Ay, iyi ki de bizim sınıfta değil. Hiç çekemem bunu. Siz şimdi zannediyorsunuz ki resim dersine girdik, rahatladık. Yok öyle bir şey. Matematik, Türkçe neyse resim dersi de odur. Hatta resim dersi daha da önemlidir. Neresi önemli öğretmenim? İki çiziyoruz, bir boyuyoruz. Oldu bitti maşallah. Senin adın neydi bakayım? İnci. İnci, sana ceza ödevi olaraktan 3 boyutlu resim çizmeni söylüyorum. Nasıl çizeceğim öğretmenim? Önce öğretin de öyle çizeyim bari. Resim, insanın duygularını kağıda dökmüş halidir.
Yani öğretmenim, ben sinirliyken resmim sinirli, mutluyken de resmim mutlu mu olur? Evet çocuğum, aşağı yukarı öyle. Herkes kendi resmini çizsin. Ay öğretmenim, o zaman en güzel resmi ben çizeceğim. Niye ki? Yoksa beni mi çizeceksin? He, seni çizeceğim. Başka işim gücüm yok zaten. Ya ben tam çizemedim. Benimkini de çizer misin? Tamam çizerim ama önce kendiminkini bitirmem lazım. Ya ne yapacaksın kendininkini? Önce benimkini yap. Ne dediğinin farkında mısın? Bu kadar süre yeterlidir diye düşünüyorum. İnci kızım, herkesin resmini masama getir. Bu güzelmiş. Bu da çok güzelmiş. Bu sınıfta bayağı gelecek vaat eden çocuklar var. Ay şimdi benimkine bakacak. Çok heyecanlıyım. Aman Allah'ım, bu ne? Bu resmi kim yaptı? Burada Ezgi yazıyor. Ezgi kim? Öğretmenim, Ezgi benim. Resmim çok mu güzel olmuş? Güzel mi derken? Ben de öğretmen benimkini beğenecek zannettim ama neyse. Demek ki Ezgi'ninkisi daha güzel olmuş. Öğretmenim, ben zaten bu sınıfın en çalışkan öğrencisiyim. Annem ve babam da öğretmen. Biliyor muydunuz? Nereden bilebilirim evladım? Ben daha bu sınıfa yeni geldim. Hem diğer derslerden bana ne? Sen daha önceliğine hiç mi kalem almadın? Bu nasıl bir resimdir böyle? Ne yani? Resmimi beğenmediniz mi? Yavrum, resim olsa bakarım yorumlarım ama sen daha önce çöp adamda mı çizmedin? Ya öğretmenim, daha önce hiçbir öğretmen beni böyle aşağılamamıştı, kızmamıştı. Ben en iyisi annemlere söyleyeyim de bana bir resim öğretmeni tutsunlar. Resim öğretmenine gerek yok, ben sana gösteririm. Sana kalmadım ben. Şevval kim? Benim öğretmenim. Şevvalcim, okullar arası bir resim yarışması var. Katılmayı düşünür müsün? Beni çok memnun edersin. Resmine de bayıldım. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve okul anılarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Sizin de sınıfınızda gıcık kızlar var mı? Ve Duru'nun Dünyası adlı kanala da abone olursanız çok sevinirim. Bu arada Duru kim diye soracak olursanız, annesi bir videoma yorum atmıştı kızımın kanalını tanıtır mısın diye. Ben de büyük bir memnuniyetle kabul ettim. Eğer siz de YouTube kanallarınızda Duru'dan bahsederseniz çok memnun olurum. Hoşça kalın.